Merhaba gençler, ben Özlem Karahan, İngilizce öğretmeniyim. Birlikte İngilizce sorularını çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım isterseniz. İlk etapta soruma baktığımda bunun bir phrasal verb sorusu olduğunu gözlemliyorum. First, blah blah the application form to take art class. Sanat dersini almak için application form, yani başvuru formunu nokta nokta yap demiş bize. Hemen şıklarımıza bakalım. Ask around, çevrene sormak, etrafına sormak. Fill in, doldurmak. Break in, interrupt anlamındadır, sözünü kesmek. Call on, kısa bir ziyarette bulunmak. Drop by, habersiz uğramak anlamındadır. Biz application formu ne yaparız bu şıklara baktığımızda? Fill in, doldurmak diyoruz. Doğru şıkkımız B şıkkı. İki numaralı soruya geçiyoruz. He arrived at his school, blah blah, so he missed the final exam. Okula nokta nokta vardı, bu yüzden final sınavını kaçırdı. Bakıyorum okula nasıl varmış olması gerekir diyorum. Burada bana bir zarf soruyor. Hemen cümlelerim, kelimelerimin anlamlarına bakıyorum. A, lately eşittir, recently anlamındadır ve son zamanlarda anlamına gelir. Genelde biz bunu perfect tense'lerde birlikte kullanırız. B, early, erkenden. C, soon, yakında. Bunu da yine daha çok future tense'lerde birlikte kullanmak uygundur. D, after, sonra demek. Bu bir zarf olarak değil, daha çok zaman bağlıcı olarak kullanılmayı gerektirir. E şıkkı late, geç anlamındadır. Hem sıfat hem zarf hali late şeklinde yazılan kelimelerdendir. Final sınavını kaçırdıysa okula nasıl varmıştır dediğimde geç varmış olması gerekir. Bundan dolayı doğru şıkkımız late diyorum. Evet, 3 numaralı sorumuzda bir diyalog sorusu görüyorum. Mary ve Bianca kişileri arasında. Why don't you trust Nick? Neden Nick'e güvenmiyorsun demiş Mary. Bianca, because he never blah blah. Burada never'ın altını çizmek istiyorum. Çünkü cümlemi olumsuz yapar. Anlam olarak, yani yapı olarak olumlu bir cümle görünse de anlam olarak olumsuz olarak düşünmeniz gerekir. Yani bunu çevirirken, çünkü o asla nokta nokta yapmaz. Yapmaz diye çevireceğim. Burada önemli olan nokta burası. I don't agree with you. Sana katılmıyorum. He is an honest boy. O dürüst bir çocuk demiş. Burada fark ettiysek Mary ve Bianca arasında bir hemfikir olmama durumu var. Çünkü I don't agree with you demiş. Yani Mary onun dürüst bir insan olduğunu düşünürken Bianca demek ki onun dürüst olmadığını düşünüyor diye yorumlayabilirim. Şıklarıma bakmak istiyorum. A şıkkında breaks the rules. Kuralları çiğnemek anlamındadır. Ancak asla kuralları çiğnemez diye çeviriyorum. Keeps secrets, asla sır tutmaz. Because he never tidies his room, asla odasını toplamaz. Because he never tells the truth, asla doğruyu söylemez. Because he never helps his friends, asla arkadaşlarına yardım etmez. Şimdi, dürüst olmayan insan ne yapmaz diyorum bu şıklara baktığımda. Dürüst olmayan insan asla doğruyu söylemez. Bundan dolayı doğru şıkkım Denizli diyorum. Dördüncü sorumuza geçtik. Bu soruya da baktığımda ilk hemen dikkat etmem gereken şeylerden bir tanesi bu cümlenin if ile başlıyor olması. Şimdi if'li cümleler conditional sentence dediğimiz cümlelerdir. Yani koşul cümleleri. Koşul cümlelerinde kendi içlerinde tipleri vardır. Type 0, type 1, type 2 gibi. Ben bu cümleye baktığımda had eaten bunun altını çiziyorum.
Burada past perfect tense gördüğüm için diyorum ki, aa bu type 3, type 3 diyorum. Ve type 3 kendisinden sonra, yani burada past perfect tense kullanımı gerektiren type 3, diğer tarafta would have done yapısını gerektirir. Buna da şıklara baktığımda C şıkkında görüyorum. Would have been healthier. Would have done. Done dediğim şey fiilin üçüncü halidir. Burada C şıkkı direkt bunu karşılıyor gençler. Anlamına baktığımızda eğer daha az abur cubur yeseydi daha sağlıklı olurdu şeklinde diyorum. Ve son sorumuza geldik. Burada da yine bir diyalog sorusu var. Bir soru sorulmuş, cevap verilmiş, soru sorulmuş, cevap verilmiş. Bize buradaki sorunun aşağıdaki şıklardan hangisi olabileceğini soruyor. Bunu ortaya çıkartabilmemiz için şuradaki cevabı baz almamız gerekiyor. Hemen okuyalım diyaloglarımızı. Who is your favorite musician? Favori müzisyenin kim? Beethoven of course. Tabii ki Beethoven demiş. Daha sonra bir soru sormuş. Cevabında I enjoy listening to classical music. Ben klasik müzik dinlemekten hoşlanıyorum demiş. Şimdi burada ne sormuş olabilir ki böyle bir cevap versin bize? Hemen şıklarımı okuyorum. Where do you know? Nereden biliyorsun? What kind of music do you like? Ne tür müzik seviyorsun? Which instrument did he play? Hangi enstrümanı çaldı? Why do you read magazines? Neden dergi okuyorsun, okursun? When do you listen to music? Ne zaman müzik dinlersin? Bu sorulara baktığımızda ben klasik müzik dinlemekten hoşlanıyorum cevabının sorusu what kind of music? What kind of music do you like? Ne tarz, ne tür bir müzik dinlemekten hoşlanırsın? Ben klasik müzik dinlemekten hoşlanırım demiş. Cevabımız bu durumda B şıkkı oluyor. İngilizce sorularımız burada bitti. Başarılar diliyorum hepinize. Teşekkür ederim.